Peygamberler içinde menkıbesi en güzel olanı, hak dostu, ikram sahibi, cömertlik timsali, sonsuzluk nebinin sallallahu aleyhi ve sellemin büyük ceddi, ateşler içinde güller desteleyen, putları kırıp deviren, tevhid nameleriyle ufukları inleten bir nebi, hem de nebilerin babası, Allah'a ve tevekkülde, teslimiyette eşsiz bir isim, Allah için kendi öz evladını bıçak altına yatırıp kesebilecek kadar büyük bir imanın, büyük bir sadakatin sahibi, yaratılışı tertemiz bir peygamber, Allah dostu, Hazreti İbrahim aleyhisselam. Nesebi hakkında muhtelif rivayetler vardır. Bu rivayetlerin hepsi de nesep silsilesiyle bakıldığı zaman Hazreti Nuh'un oğlu Sam'a kadar gidiyor. Bunda bütün ulema ittifak etmiştir. Hazreti İbrahim'in babasının ismi Tareh idi. Nemrut tarafından puthaneye bekçi tayin edilen bir adamdı. Bekçiliği esnasında bu isim Azer olarak değiştiriliyor. Azer, aynı zamanda puthanedeki putlardan da birinin adıydı. Hatta En'am suresine baktığımız zaman İbrahim Nebi'nin babasının adı Kur'an-ı Kerim'de Azer olarak geçer. Tevrat'ta ise Tareh olarak zikredilir. Hazreti İbrahim böyle bir insanın oğludur. İlahi hikmete bakın, tecelli akılları oynatacak derecede müthiş. Baba put yapıcı, oğlu putları helak edici. Görelim neler olacak. Hazreti İbrahim aleyhisselamın kainat denilen bu saraya teşrifinden bahsedelim. Nemrut bin Kenan'ın hakimiyeti zamanına rastlıyor. Hükümdarlar arasında başına ilk defa taç koyan, insanları kendine, dinine değil kendine bizzat, kendine tapınmaya davet eden bir isimdir Nemrut. Kanlı, zalim bir hükümdar, ilahlık davasına kalkışan sapıklardan bir tanesi. Onun ilahlık davasına cüreti ve bu derece büyüklenip kibirlenmesi de yine geçmiş ümmetleri anlattığımız gibi yine zenginliği sebebiyle maalesef saltanatı yüzünden artık ben tanrıyım demeye başlıyor. Ya Rabbi, şu dünyadaki zenginlik ne kadar felaket getiriyor insan başına. Böyle bir mülke, öyle bir saltanata sahip ki, böyle olunca da küfür ve isyan yolunu tutuyor. Elindeki zengin imkanlar, o bol servet, o geniş mülk, bu akılsız adamı iyice azdırıyor. Kese ve kasanın dolu olması, gurur ve kibirin o kamçılaşmış, o ilahlık davasına kalkışacak kadar haddi aşmasına sebep oluyor. O artık haddi aşan, haktan uzaklaşan bir zalimdi. Ama ne var ki, kilerleri de zahire ile doluydu. Allah'a o kadar isyan ediyor ama kilerleri, depoları dopdolu. Kıtlık ve kuraklık manalarında, eğer bir kıtlık olduğu zaman, bir yokluk olduğu zaman halk onun yanına koşuyor, yığın yığın ona geliyor. Zahire istiyorlar. O da kafin halkın karşısına dikilir sorarmış. Rabbiniz kimdir? Aç ve sefil halk ne yapacaktı? Rabbimiz sensin. Eğer böyle söylerlerse onlara zahire erzak verirlerdi. Kendini reddedenlere ise bir zerre bir şey vermezdi. Elindeki servet, o geniş imkanlarla ister istemez herkesi kendi hakimiyeti altına almıştı. Sefil halk, bu zalim, bu gaddar adamın elinde bir oyuncak haline geliyor. Onun kavmi tamamen putperestti. Bunlar gökteki yıldızlara, kimi zaman yerdeki putlara, heykellere, suretlere ibadet ediyorlardı. O kadar ki her yıldız için bir put dikmişlerdi.
bu suratsız putların da yıldızların nezdinde kendilerine bir şefaatçi olacağına inanıyorlardı. İşte Hazreti İbrahim, bu derece haktan, bu derece hidayetten, bu derece nur ve imandan uzak putlarla dolu bir diyarda, bir çevrede dünyaya geliyor. Yüce Allah onun eliyle putları kıracaktır. Nemrut ateşlerini söndürecektir. Nemrut istemese de onun devlet ve saltanatını Hazreti İbrahim aleyhisselam yıkacaktır. Gelin doğumuna gidelim. Büyük ve şanlı peygamber Hazreti İbrahim aleyhisselamın doğum yeri hakkında ihtilaf vardır. Net bir rivayet yoktur. Rivayetler içerisinde ise en sahih olanı Nemrud'un saltanat sürdüğü Babil şehrinde doğduğuna dairdir. Hazreti İbrahim henüz cihan bahçesine gelmemiş, fakat gelmesi yakındır. Nemrud'un birçok kahini, birçok müneccimleri vardı. Yıldızlara bakar, onlardan hüküm çıkarırlardı. Bir gün gürül gürül Nemrud'un huzuruna doldular. Nemrut sordu, dedi ki, ne var, ne oluyor? Cevap verdiler, ey hükümdar, yıldızlardan anladığımıza göre bu senin ülkende insanların dinini değiştirecek bir çocuk doğacaktır. Nemrut'un yüzü gecelerden daha korkunç bir karanlığa bürünüyor. Daha neler, dedi. Kahinler o yılan dillerini ağızlarının içinde kıvrım kıvrım ederek, evet dediler, bu çocuk aynı zamanda senin saltanatının da sonunu getirecektir. Onun için sen bu sene memleketinde doğacak bütün çocukların öldürülmesine ferman çıkar, dedi. İmansızlık öyle bir ateştir ki ilk önce kendisini yakar. Kara vicdanlı kahinler de birer alevli ateş gibi oldukları yeri yakıyorlardı. O kadar büyük bir vahşet ki henüz dünyaya gözünü açmış o yeni masum çocukların katledilmelerini seyrediyorlardı. Nemrut zalim, Nemrut cebbardı. Ya bunlar peki? Bu kafir herifler Nemrut'un beynine zehirli bir kıymık sokmuşlardı. Nemrut zaten kanlı bir belaydı. Derhal harekete geçiyor. Her 10 hane başına gözcüler koydular, emir verdiler. Evler gözlenecek, yeni doğan bütün erkek çocukları öldürülecektir. O zalim, o kafir böyle diyordu. Fakat Allah Celle Celaluhu'nun muradı vardı. Şüphesiz ki onun muradının önüne hiç kimse engel koyamazdı. O zalim, o kafir böyle diyordu ama bakalım Mevla'nın muradı neydi? İlahi iradenin tecellisine kim mani olabilir ki? Elbette ki kimsenin buna gücü yetmez. Nemrut zalimi, bu emri verdiği demlerde Azer'in zevcesi de Hazreti İbrahim'e hamile bulunuyordu. Ne var ki hamile olduğu henüz anlaşılmıyor. Bir gün Azer, yani İbrahim aleyhisselamın babası, gözlerini eşinin üzerine dikti. Sende bir başkalık görüyorum. Nedir o? Kadın usul usul yanına sokularak hamileyim, dedi. Azer beynine sanki yıldırım düşmüşçesine çığlık attı adam. Eyvah, eyvah ki başımıza gelenlere. Kadıncağız korkmuştu. Ne oluyorsun adam, dedi. Halimizi herkese duyurmak mı istiyorsun? Azer boynunu büktü. Ümitsizce başını salladı. Öyle bir niyetim yok ama sen Nemrud'un emrinden haberli misin? Haberliyim, dedi. Onun için feryat ettim, dedi. Peki şimdi ne yapacağız? Ne yapmalıyız? Karı koca baş başa verip Nemrud'un kanlı pençesinden doğacak o evlatlarını kurtarmanın çaresini arıyorlar. Henüz hiç kimse kadının hamile olduğunu bilmiyordu. Bilmemeleri de gerekiyordu. Nihayet bir karar verdiler. Bebeğin doğumuna kadar anne saklanacak, bebeği bir yerde dünyaya getirecekti. Şimdi her ikisinin de yüzünde pırıltılar vardı. Ümitle doldular. Hazırlıklara başladılar. Azer bir gün nefes nefese geldi. Dedi ki, hadi gidiyoruz. Ve hiç kimseye göstermeden eşini alıp
Basra ile Küfe arasındaki Kuse köyüne geldiler. Kuse köyü. Oraya yakın bir mağaraya götürdüler. Mağara gerçekten bir insanı barındıracak kadar güzeldi. İçeri girip gözden kayboldular. Az sonra Azer geri dönüyor. Hazreti İbrahim'in annesi tek başına mağarada kalıyor. Azer yine hiç kimseye görünmeden hanımına yiyecek ve içecek getiriyor. Sonra şehrin yolunu tutuyordu. Günler birbiri ardınca akıyor. Zaman ırmağı kıvrılarak uzuyor ki doğum anı geliyor. Rivayete göre o gün Muharrem'in 10'udur. Hazreti İbrahim aleyhisselam Aşura günü cihan toprağında boy veriyor. Nemrut ve onun adamları hiçbir şeyden haberi yok. Allah'ın muradı neyse o tecelli ediyor. İşte nur yumağı bir çocuk doğmuş, Nemrut zalimi kanlı pençesini ona uzatamamıştı. Hazreti İbrahim ve annesi mağarada günlerini tatlı bir huzur içinde geçiriyorlar. Azer de sık sık gelip onları yokluyor, ihtiyaçlarını giderip tekrar şehre dönüyordu. Aradan uzun bir zaman geçmişti. Nemrut'un korkusu artık yavaş yavaş kayboluyor. Öyle ya, aradan seneler geçmiş. Doğsaydı bu çocuk şimdiye doğmuştur zaten dedi. Müneccinlerin sözüne de güveni kalmadı. Bir gün meydanda bağırdı Nemrut. Bunlar yalancıların, bunlar sihirbazların uydurdukları sözlerdir. Artık onlara inanmıyorum dedi. Kahinlere kastederek. Böyle halkın üzerindeki baskıyı kaldırıyor. Kısa bir süre sonra da artık hadiseyi tamamen unutuyor. Hazreti İbrahim Rabbi Kerim'inin izniyle bir kudret fidanı gibi büyüyor. Her azasında nur, sanki böyle bir ışık saçılıyor. Saçları mis gibi kokuyor. O yaratılışı büyük çocuk, şimdi bir başka alemin merdivenine adım atmak üzere. Akıl ve irfan nuruyla rızıklanan herkes bu suali soruyor. Çünkü hiçbir şey kendiliğinden meydana gelmez. Her varlığın bir maliki vardır. Alemlerin de bir sahibi vardır. Hazreti İbrahim aleyhisselam mağarada 15 ay kadar, daha fazla da kaldığı söylenir. Ama ne var ki o diğer çocuklara benzemiyor. Bedenen, aklen, fikren, suratlarına bakıldığı zaman diğer çocuklara nazaran çok farklı. Bir aylık çocuk iken diğer çocukların bir seneliği kadardı. Mağarada annesinin dizinin dibinde oturuyor. O güne dek anne ve babasından başka hiç kimseyle görüşmemiş. Fakat gözlerinden zeka fışkırıyor. Bir gündü ki mağaranın ağzına kadar vardı, ufukları süzdü. Baktı şöyle bir gökyüzüne. İçeri koştu hemen. Ey benim annem, benim Rabbim kimdir? Kimdir benim Rabbim? Kadın ondan böyle bir şey beklemiyordu. Daha 2 yaşında bile değildi. Hayretle küçük İbrahim'in yüzüne bakıyor. Dedi ki senin Rabbin benim. Hazreti İbrahim onu hemen bırakıvermeyecek. Sualleri birbiri ardınca sıralıyor. O halde senin Rabbin kim? Kanadı kopuk kuşlar gibi çırpınıyor kadın. Rabbin babamdır dedi. Peki ya babamın Rabbi kimdir deyince kadın tıkalı kaldı. Sus dedi çocuğum, sus boş ver dedi. Hazreti İbrahim susuyor ama ne var ki annenin yüreğine sanki mızraklar saplanmış, 2 yaşında annesini terbiye edebilecek sualler soruyor. Olacaklardan korkuyordu annesi, korkmakta da haklıydı. Derhal kendini mağaradan dışarıya atıyor. Rüzgar önündeki o yapraklar misali Azer'in huzuruna varıyor. Azer nefes nefese gelen o hanımını görünce dedi ki bu ne hal? Kadının dudakları bir yay gibi gerildi. Ey Azer, insanların dinini değiştireceğinden bahsettiğin çocuk senin çocuğundur. Azer putçu bir adamdı. Beynine yıldırımdan bir kamçı yemiş gibi sarsılıyor. Nasıl olur dedi. Kadın küçük İbrahim'den duyduklarını anlatıyor. İşte ondan duyduklarım budur dedi. Bir çocuk böyle nasıl konuşabilir? Koş dedi, ona gidiyoruz. Karı koca koşarak küçük İbrahim'in mağarasına vardılar. Hazreti İbrahim aleyhisselam ay gibi yüzünü göklere tutmuş bakıyor. Karşısında anne ve babasını görünce gülümsüyor. Hey babam,
benim Rabbim kimdir diyor. Azer cevap veriyor, annendir. Peki annemin Rabbi kimdir? Benim. O halde senin Rabbin kim? Nemrut. Ya Nemrut'un Rabbi kim? Azer, o da tıkalı kalıyor. Suallerine cevap veremiyor ve fena öfkeleniyor. Sus diyor. Bir daha böyle şeyler konuşma. Hazreti İbrahim susacak mıydı? Şimdi belki, ama ileride bütün gücüyle haykıracak. Putları yere serecek, Nemrut'un saltanatını yıkacaktı. Şimdi bebek denecek bir yaştaydı. Öyleydi de yine de kavminin o batıl inançlarına inanmadığını izhar ediyordu Allah'ın izniyle. Cihanı bir hikmet üzere yaratan Allah, onu insan içinde intihab etmişti, seçmişti. Kendisine ilim, hikmet, marifet vermişti. İleride insanları irşadıyla vazifelendirecekti çünkü. Hazreti İbrahim aleyhisselam, daha neslinden nice peygamberler zuhur edecek. Kainatın yüzü suyu hürmetine yaratılan son nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti İbrahim'in soyundan gelecek. İşte Hazreti İbrahim böyle kainat çapında muazzam bir davanın mümessili, hamisidir. Şimdiden hal ve hareketlerinde de bunu açıkça belli ediyor. Ama görecek göz, idrak edecek akıl lazımdı. Putperestlerde ise bu akıl, bu izan maalesef yoktu. Bugüne kadar Hazreti İbrahim mağarada saklanmıştı. Baba ve annesi Nemrut'un korkusuna onu gizleyip duruyorlardı. Azer bir gün arkadaşlarına açıldı. Dedi ki, benim bir oğlum olmuştu ama Nemrut'un korkusuna onun doğumunu gizlemiştim. Şimdi dedi, oğlumu meydana çıkarsam acaba Nemrut ona bir zarar verir mi? Arkadaşlar dedi ki, hayır, ne zarar verecek dedi. Sen oğlunu çıkar. Nemrut bu hadiseyi çoktan unuttu bile. Sen yüreğini hoş tut. Bunun üzerine Azer mağaraya koşar. Haydi gidiyoruz dedi. Hep beraber mağaradan çıktılar. Baba, anne, oğul. Üçü yola koyuldular. Hazreti İbrahim mağaradan ilk olarak çıktığı için her şeyi yeni görüyordu. Mağaranın dışında bir başka dünya vardı, bir başka alem vardı. İnsanlara, hayvanlara, ağaçlara, çiçeklere, gördüğü her şeye dikkatle bakıyor. Böyle sanki yüzünde görülmemiş bir hayranlık, bir ışık parıldıyor. Babasına sokuluyor. Her eşyanın adını, ne olduğunu soruyor, ne işe yaradığını soruyor. Babası cevap veriyor. Bu attır, bu devedir, bu sığırdır, bu koyundur, vazifeleri şunlardır. Akıl cevheri, can kutusunda pırıldayan Hazreti İbrahim aleyhisselam söylenenleri dikkatle dinliyor. Ve diyordu ki, elbette bunca mahluku yaratan, bu şekilde şekil verip çeşitli sahalarda vazifelendiren bir Rableri, bir yaratıcıları vardır. Bütün bunlar başıboş, bütün bunlar serseri bir tesadüfün eseri olamaz diyordu Hazreti İbrahim aleyhisselam. 2 yaşlarında bir çocuğun söylediğiydi. İnsanlar ney gibi gönlünün havasına uymuşlardı. Din aynası tamamen pas tutmuş, yüreklere kapkara bir şirk yılanı oturmuştu. Alem dolusu insan putlarla hemdem oluyor. Putların diyarında o put yapıcı bir adamın elinde Hazreti İbrahim gibi biri meydana gelmiş. Allah diledi mi putun bekçiliğini yapan adamdan Hazreti İbrahim'e sebep eder. Nur yumağı Hazreti İbrahim'in babası devamlı put yapıyor. Oğullarına çarşıda pazarda putları sattırıyordu. Ne acayip değil mi? Hem Allah diye tapıyorsun hem de taptığın Allah'ı satıyorsun. Garip. Evet. Dedi ki evlatlarına, hadi dedi. Bu putu satın dedi, putları satın. Hazreti İbrahim eline de bir put verdi. Hadi dedi, götür bunu pazarda sat. Hazreti İbrahim aleyhisselamın dudakları acı bir tebessümle, ama hiç ses çıkarmadı babasına. Yanından ayrıldı. Az sonra putun boynuna bir ip taktı. Sokaklarda sürükleyerek çarşıya vardı. Sözde İbrahim aleyhisselam put satacak. Müşriklerin o kanlı gözleriyle
baktı İbrahim aleyhisselam, şimdi herkesi bir dehşetle daha da yumak yumak sarıyor. Çünkü İbrahim aleyhisselam meydanın ortasında durmuş, putları gösteriyor, bağırıyor. Fayda ve zarar vermekten aciz olan bu putları kim alır? Fayda ve zarar vermeyen, aciz olan bu putları kim alabilir? Meydanda bir uğultu yükseliyor. Dediler ki İbrahim, şu çocuk putlarımızla alay ediyor. Fena halde öfkelendiler. Öfkelendiler ama Hazreti İbrahim'e ses çıkaramıyorlardı. Fakat ondan da alışveriş etmek istemiyorlardı. Diğer kardeşleri her gün çarşıya getirdikleri putları satıp akşam elleri para dolu olarak babalarına dönüyorlardı. Hazreti İbrahim ise tek bir put dahi satamadan eli boş olarak eve dönüyor. Tabi bu hal bir zaman böyle devam etti. İbrahim aleyhisselamın nur ve ışık çağlayan o güzel yüzü kafirlerin karanlık çehresinde hayret çizgileri meydana getiriyordu. Kendi aralarında konuşup durdular. Dediler ki bunda bir hal var bu çocukta. Bilmiyorlardı ki putlarını yere serecek, küfür saltanatını yıkacak insan budur. Allah'ın şerefli kulu, peygamberi Hazreti İbrahim aleyhisselam henüz 17 yaşındayken Rabbinin vahyine mazhar oluyor. En erken gelen peygamberlerden bir tanesidir. 17 yaşında. Risalet vazifesi bütün peygamberler gibi 40 yaşından sonra başlıyor. Ama 17 yaşındayken Rabbinin vahyine mazhar oluyor. Hazreti İbrahim aleyhisselam çocukluk çağından beri hep putlarla alay ederdi. Onun bu tavrından üzüntü duyanlar da vardı. Hatta bir gün babası Azer'in karşısına dikildiler. Dediler ki Azer bak, olmuyor böyle. İbrahim putlarımızla alay ediyor. Sen babasısın, onun çaresine bak dediler. Azer'in yüzünde en korkunç tufanları andıran bir karanlık vardı. Ben dedi onun hesabını görürüm. Siz gönlünüzü hoş tutun. Azer, İbrahim aleyhisselamın aslında bu hallerine vakıftı. Şikayetleri de birbiri ardınca sıralanınca bir gün İbrahim'i huzuruna çağırdı. Bağırdı ona. Dedi ki ey İbrahim, duyduklarım doğru mu? Sen niye putlarımızı eğlence mevzusu yapıyorsun? Senin başka oyun oynayacak şeyin yok mu dedi. İlahi tecelliye bakın ki o sırada Hazreti İbrahim'e peygamberlik veriliyor. Kavmini tevhide imana çağırıyor. Artık Hazreti İbrahim Rabbinin risaletini tebliğ ile vazifeli. İlk işte babadan başlamış olacaktı. Babasının bu davetini fırsat bildi aslında. Davasını ilk defa ona duyurdu. Dedi ki ey babam, işitmez, görmez, sana hiçbir faydası olmaz şeylere niye tapıyorsun sen? Ey babam, gerçekten bana sana gelmeyen ilim gelmiştir. O halde bana uy da seni doğru bir yola ileteyim. Öyle buyuruyor Meryem suresi 42-43. Hazreti İbrahim aleyhisselam bir merhamet, atıfet eseri, bir vazife-i risalet muassası olarak kemal-i rifk ile nezaketle diyordu ki ey babam, işitmez görmez olan, seni hiçbir ihtiyaçtan kurtarmaya gücü yetmez olan bir şeye niye tapıyorsun? Dua ve niyaz, ibadet ve taat ancak alim, hakim, kadir olan, aziz olan, latif olan, kerim olan, Halık sıfatını haiz bir zata yani Allah'a karşı yapılır. Bu senin yaptığın nedir dedi. Cihanı süsleyen Allah, insanın canına körlük vermesin. Bunu etrafınızda da görebilirsiniz. Adama anlatırsın, anlatırsın, dinlemez, seninle dalga geçer. Ya da sana saygısı varsa bir yere kadar dinler, sen konuşmanı bitirdikten sonra çok farklı bir konuyla muhabbete devam eder. Dedim ya, Allah insanın canına körlük vermesin. Arzu incisinin anahtarını elinden almasın. Azer'in canında da körlük vardı. O nur ve ışık yüzlü İbrahim'in sözleri onda bir değişiklik yapmıyor. Taptığı putlar gibi hissiz, o donuk gözlerle İbrahim'e bakıyor. İbrahim aleyhisselam tatlı, yumuşak, o ahenk dolu sesiyle dedi ki ey babam, şeytana tapma. Çünkü şeytan Rahman'a, Allah'a asi oldu. Ey babam, ben korkarım ki sana Rahman'dan bir azap dokunur. Dokunur da şeytana arkadaş olursun. Yapma babam,
Şeytana ibadet etme. O tapıp durduğun putlar hayattan mahrumdur. Ne faydaları ne zararları dokunabilir. Onların namına insanları sapıtan ancak şeytandır. Putlara yapılan ibadet de şeytana ibadet demektir. Şüphe olmasın. Şeytan, mel'un iblis, Rahman'a, Halik-i Azim'e isyan eder olmuştur. O bir alevli ateştir ki herkesi yakmak istiyor. Hiç böyle birine uyulur mu dedi. Söyledi, söyledi de Hazreti İbrahim, Allah'ın o pak elçisi, o halili, tatlı, sıcak bir muhabbetle babasını imana, tevhide davet ediyor ama ne var ki karşısındaki adam putçuydu. Onun canında körlük vardı. Can kulağını açıp da mübarek evladının nasihatlerini tam manasıyla duymak istememişti. Akıl ve insaf ile düşünmüyor. Söylenen sözleri idrak süzgecinden geçirmiyor. Kara bir taassubla kötü kötü bakıyor. Ve bu bakışların altında da kinle nefret vardı. Dedi ki, ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan, taptığım putlardan yüz mü çeviriyorsun? Yemin ederim ki eğer sen vazgeçmezsen seni muhakkak taşla kovalarım, seni öldürürüm, uzun bir müddet de benden ayrıl git, gözüme de gözükme dedi. Meryem suresi 46. ayet-i kerime böyle ifade ediyor. O yaratılışı büyük peygamber, babası Azer'e saadet selamet kucağını açarken, babacığım diye kemali hürmetle, nezaketle hitap buyururken, Azer ona oğlum diye hitap etmeyip, onun bütün güzel hareketlerine karşı şiddetle cevap veriyor. Böyle bir hayırhah evladın kadir ve kıymetini bilemiyor. Azer'in yüreğinde artık evladına karşı bir muhabbet de kalmadı. Artık onu bir yabancı, bir düşman görüyor. Asık ve soğuk suratle, sert bir hitapla, eğer davandan vazgeçmezsen seni taşla kovalar öldürürüm, benden uzaklaş, sakın bu düşüncelerini değiştirmeden de bir daha yanıma dönmeyesin. Hazreti İbrahim aleyhisselam tebessümle bakıyor ona. Babasının bu derece küfürde inat etmesine çok üzülüyor. Yüreği yana yana hitap ediyor. Selam sana olsun babam. Senin için Rabbinden mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana çok lütufkardır. Hazreti İbrahim'in gönül semasından hep rahmet, hep selamet damlaları dökülür. Babasının o şiddetine karşı yine nezaketten ayrılmıyor. Ey babacığım, selam sana olsun. Sen endişe etme. Ben selametine dua etmekteyim. Sana bir fenalık da yapacak değilim. Senin için Rabbime, o Halik-i Zişan'a elbette ki istiğfarda bulunacağım. Seni tövbeye muvaffak etsin diye, seni mağfirete mazhar etsin diye. Şüphem de olmaz ki o kerim olan, rahim olan, aziz olan Rabbim benim için çok ikram eder. Beni lütfuna, beni atıfetine nail eder. Hazreti İbrahim'in bu istiğfar vaadi babasının imana, tevhide, İslam'a gelmesini temenniden ibarettir. Bu dahi gösteriyor ki daha küfür içinde ölüp gitmemiş, imana gelmesinden ümit kesilmemiş olan bir kimsenin imana, hidayetine, yani hidayete nailiyetine, yani hidayetini isteme temennisi caizdir. Ama ne var ki kafir olarak ölmüş birinin affını, mağfiretini dileyemezsin. Baban kafir olarak gitmişse alenen, açık bir şekilde onun için dua edemezsin. Hazreti İbrahim babasına olan vaadini yerine getirmiş. Ey Rabbim, babama mağfiret buyur diye dua etmiştir. Bu dua da Azer'in Allah düşmanı olduğu ortaya çıkmadan evvel vaki oluyor. İman olmadıkça hiçbir kimseyi kurtarmaya imkan da yoktur. Bir peygamberin babası olsan bile nafile. Kainatın yaratılış sebebi, Allah'ın sevgili Habibi, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Gelin ondan bir hadis-i şerif öğrenelim, ilk saatimizi noktalayalım. Ebu Hureyre'nin rivayetine göre, varlığın sebebi olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kıyamet günü İbrahim babası Azer ile yüzü simsiyah toz toprak içinde olduğu halde karşılaşacak. İbrahim aleyhisselam ona diyecek ki, bana isyan etmemeni söylemedim mi? Diyecek. Babası ona diyecek ki, işte bugün sana karşı gelmeyeceğim. Bunun üzerine İbrahim aleyhisselam Rabbine iltica edecek, başvuracak. Ya Rabbi, insanların daha solundukları, yani yeniden diriltildikleri gün
beni zelil ve rüsva etmeyeceğini bana vaat etmişsin, etmiştin. Oysa şimdi beni senin rahmetinden uzak babamdan daha zelil ne edebilir? Yüce Allah kulu ve peygambere hitap edecek. Ya İbrahim, ben cennetimi kafirlere haram kıldım. Ya İbrahim, ayakların altındaki nedir diyecek. İbrahim aleyhisselam bakacak, görecek ki ayakların altında kana bulanmış bir sırtlan hemen ayaklarından tutulup cehenneme atılacaktır. Allah diyemiyor bak gönül ve dudaksızlar, bu müthiş dalalete taşların kalbi sızlar. Evet, taşların bile kalbini sızlatacak bir tecelli. Peygamber babası olmak, iman olmadıkça insanların kurtulması kafi değildir, yeterli değildir. O halde bir kere de imandan lezzet alsın vicdanın. Ey ham adam, alemde mümkün değil irfanın. Hazreti İbrahim'in hikmet yuvası gönlü şimdi mahzundu. Babasını imana, tevhide, İslam'a, hakka davet etmiş ama bir netice alamamıştı. Azer'in can aynası paslıydı, isliydi. Bir nur, bir ışık, en ufak bir sızıntıyı bile alamıyordu. Azer putlara baka baka karanlıklar içine gömülmüş. Gönlünde sadece kin şimşeği, nefret vardı sadece. Nefis bıçağı kemiğe kadar gelip dayanmıştı. Artık o ateşin yolcusuydu. Bilmiyordu ki ateşte vefa yoktur. Ateş yakmaya, kül etmeye, eritmeye, mahvetmeye mahsustu. Ona el uzatanın elini yakar. Gönül ve vücut dilini kül ederdi. Azer de putların gölgesine sığınmış, ateşe yol aramıştı. Mübarek evladı İbrahim aleyhisselamın güzel nasihatlerini duymuyor. Bir kere olsun Azer ile birlikte bütün kavim yıldızlara tapıyor. Dikilen putlarda yıldızların adınaydı zaten. Hasılı karanlık bir devirdi. Cehalet ve sapıklık bir kabus halinde, sanki beşerin her yanını sarmıştı. İnsan denilen varlık sanki çer çöpten bir tenekeydi. Düşünmez, hissetmez, acı ya da merhamet bilmezdi. Bildiği bir şey vardı, put, put, puttu. Başka bir şey yoktu. Bu putlar da yıldızlar adına dikilmişti. Allah'ın şerefli peygamberi Hazreti İbrahim aleyhisselam, din diyarında değil, kin diyarındaki insanların arasında kalmıştı. Önce onlara yıldızların o ilah olmadığını, mabud olamayacağını göstermeliydi. Bunun için çareler düşünüyor. Güneş batmış, her tarafı gecenin karanlığı sarmıştı. Bir müddet sonra başını semaya kaldırdı. Semanın derinliklerinde bir yıldız pırıldıyor. Mavilik cenneti, şu sema, şu gökyüzü, sanki bir şeyler anlatıyordu. Akıl, idrak gözü açık olanlara elbette ki her eşya bir şey anlatır. Hazreti İbrahim aleyhisselam, gönül coşkunluğu içinde o ilahi kudreti temaşa ediyor. Birden herkesin derisini ürperten, yüreğini oynatan bir sesle haykırdı. İşte Rabbim dedi. Puta tapanlar Hazreti İbrahim'in bu haykırışını duyuyorlardı. Dikkat kestiler, ona baktılar. Birbirlerine sorup duruyorlardı. İbrahim'in dediklerini duydunuz mu? Duyduk. Demek o da yıldızlara ilah diyor. Ne var ki Hazreti İbrahim aleyhisselamın gayesini bilmiyorlardı. Sabah olup Aktepeli dağlar ardından güneş görünüverince gökteki bu yıldızlar kaybolmuştu. İşte o zaman Hazreti İbrahim'in gür sesi yeniden yankılar yapıyor. Ben böyle kaybolanları sevmem diyor. Böyle sönüp giden, yok olan şeyler Rab olamazlar diyor. En'am suresi 76'da da söylüyor bunu. O peygamber, o İbrahim aleyhisselam, yıldızlara işte Rabbim demesi aslında hakikatte onların Rab olduğuna inanmış olduğu için değildi. Elbette o bir peygamberdi. Peygamber masumdur. Onlardan küfür, isyan sadır olmaz. Ama ne var ki onun kavmi yıldızları Rab, ilah
Tanrı ilan etmişti. O pak elçi, o yaratılışı büyük nebi, onların bu sapık itikatlarının karşısında böyle bir veçhiyle çıkmıştı. Başka türlü hareket etseydi sözünü hiç kimseye dinletemezdi. Bu sebeple önce kavmiyle aynı inancı paylaşıyormuş gibi görünerek onların Rab dediklerine Rab demiş. Sonra da bu itikadın ne kadar, ne derece batıl olduğunu, çürük olduğunu ispat ederek gözlere gösterme cihetine girmiştir. Zaten münazarada hasmı mağlup etmenin yolu da budur. Önce hasmın fikir ve görüşünün bir an için hak ve gerçek olabileceği tasavvur edilir. Mesela İslam hukukunda da veya bir şeye fetva verildiğinde de hadi gel senin yanından bakalım, senin pencerenden bakalım deyip onun davasını çürütmektir. İbrahim Aleyhisselam da böyle yapmıştı. Kavmine karşı bu benim Rabbimdir demesi, ey kavmim sizin itikadınıza nazaran öyledir. Fakat yok olan, zevale uğrayan, sizin itikadınıza göre bu Rab'se eğer, niye kayboluyor hiç düşünmez misiniz dedi. Alevler gibi çırpınan gönlüyle yine koşuyor. Ertesi gün ay doğarken gözlerini ona dikti. Rabbim bu mudur dedi. Kavmi yine İbrahim'in çığlığını duymuştu. Herkesi yeni bir heyecan dalgası sarıyor. Onlar bekleyişip dururlarken vakit tamam olunca artık ay da kayboluverdi. Tıpkı yıldız gibi ay da yok olmuş, zevale uğramış. Hazreti İbrahim Aleyhisselam bu defa yine haykırıyor. Yemin ederim ki eğer Rabbim bana hidayet etmemiş olsaydı muhakkak ki sapıklar topluluğundan olacaktım. Sonra güneşi doğarken gösterdi o heybetiyle. Rabbim bu mudur dedi. Bu gördüklerimden daha büyük, daha parlak bu güneş, yoksa Rabbimiz bu mudur dedi. Böylece Hazreti İbrahim güneşi, o büyük cüsseli, daha şaşalı olduğuna bakarak budur Rabbim öyle mi dedi. Siz bunun uluhiyetine mi kail oluyorsunuz? Güneş de kalıcı değil ama dedi. Fezanın derinliklerinde ateşten bir dağ gibi duran güneş, akşamın ermesiyle ufuklardan siliniveriyor. Bütün alem bir kabus halinde, karanlıklar basmış. Asıl karanlık ise kavminin cehaletiydi. O cahil, o sapık kavmine karşı tevhid hakikatini ilan etmenin işte tam zamanıydı. Tatlı, duru, berrak, o sıcak bir sesiyle, ''Ey kavmim! Bu gördükleriniz hep yok olan varlıklardır. Ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden katiyen beriyim. Daha açık bir ifadeyle diyor ki, artık bilin, artık idrak edin ki ben bir tevhid ehliyim. Sultan-ı kainatın bu gibi arızalardan münezzeh olduğunu biliyorum ben. Böyle yok olan, zevale, tebeddüle maruz bulunan şeylerin mabud olamayacağına müdrikim. Sahibim, inanıyorum. Çok anlattı. Tevhid akidesini tek tek, tane tane anlatmaya devam ediyor. Hatta En'am 79'da Hazreti İbrahim diyor. Şüphesiz ki ben sadece hak dinine boyun eğip yüzümü gökleri ve yeri yaratmış olan Allah'a çevirdim. Ben ona ortak koşanlardan değilim. Muhakkak ki hak dine, tevhide boyun eğdim diyor. Batıl dinlerden, fasit akidelerden beriyim ben. Kemal-i ihlas ile kalbimi, ibadet ve taatimi, gökleri ve yeri, bütün alemleri yaratmış olan Allah'a çevirdim. Bütün varlığımla onun dini mübinine müteveccih, akide-i tevhidiyle muttasıf bulunmaktayım. Ben müşriklerden değilim. Öyle yıldızı, aya, güneşe ve sair mahlukata tapmam. Ben ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a kulluk ederim. Halık-ı Azim hazretlerine ortak koşan cahiller taifesinden değilim. Böyle kavmini irşad etmek istemişti. Onların batıl, onların yanlış inançlarını güzel bir misalle çürütüyor ama ne var ki gözü kara kafirler. Daha şimdiden cinnet nöbetleri geçiriyorlardı. Bakalım zaman ne gösterecek? Büyük bir fırtınanın kopması yakındı çünkü. Hazreti İbrahim'in kavmiyle olan mücadelesini Kur'an-ı Kerim'in o billuri, o beka ırmaklarına dalarak müşahede etmek mümkündür. Hak dostu peygamberin o kavminin halini ibretle sunuyor bize ayet-i kerimeler. Bir gündü,
Puta tapanlar, münkirler meydanları doldurmuşlar. Her taraf insan kaynıyor. Hazreti İbrahim aleyhisselam manzaraya bir göz attı. Herkesin o yüreğini titreten sesiyle, "Ey kavmim," dedi, "siz neye tapıyorsunuz?" Kâfirler önce hayret ettiler. Dehşetle dondular. Sonra tabii şaşkınlıkları geçince, dedi ki, "Bir takım putlara tapıyoruz. Bütün gün onlara ibadet ediyoruz. Ve bu halimizle de iftihar ediyoruz," dediler. Akıldan el yummuş o cahil guruhunun iftihar ettikleri şeye bakın ki, kendi elleriyle yaptıkları putlardı. Hazreti İbrahim aleyhisselam, Şuara 72-73'te de geçer, dedi ki, "Dua ettiğiniz zaman o putlar sizi işitiyorlar mı? Ya da size fayda zarar veriyorlar mı?" Şuur ve idraktan mahrum olan bir takım o taş parçaları nereden duyacak? Nereden cevap verecek ki? Hani demiş ya, "Bu ne çılgın bir kavim, duraksız itiş kakış, kabuslar gibi çökmüş, bahar olmayan kış." Onların dünyası gecelerden daha korkunç bir karanlığa bürünmüş. Gönül alemleri de artık tamamıyla histen, idrakten mahrumdu. Kalpler ölü, vicdanlar hasisti. İbrahim aleyhisselam, o ay yüzlü muhterem nebi, babasını ve kavmini dalalet bataklığından kurtarmayı murad ederek soruyor. "Ey hüsran tarlasına kamış diken insanlar, hiç biliyor musunuz siz neye tapıyor, neye ibadet ediyorsunuz? Hiç o taptığınız şeyler ibadete layık mı? Aklınızın gözünü akrepler mi yedi ki zilletle putların eteğini tutuyorsunuz? Hem dua ettiğiniz zaman onlar o tapınıp durduğunuz o taş parçaları sizi işitiyor mu? Duanıza cevap veriyor mu? Yahut o putlar etrafında şevk zevkle döndüğünüz o dikili taşlar size bir menfaat veya bir zarar eriştirebiliyorlar mı? O ibadet ettiğiniz, rızkınızı veren, ibadeti terk ettiğinizde rızkınızı kesen onlar mı? Sizin ibadetinizin karşılığını, sevabını verecek takat onlarda var mı? Sizi cezaya uğratacak bir şeye malik mi?" Çok söyledi bunları. Peş peşe sıraladı bunları. Cevap vermek kolay değildi. Susmak da kâfirlerin işine gelmiyor. Tutunacak bir dal aradılar ama babalarını misal gösterdiler. "Hayır, ancak," dedi, "biz babalarımız böyle yapıyorlar diye biz de bunu böyle yapıyoruz." "Ey bizi davet edip duran İbrahim, putlar bize cevap vermeye kadir değil. Kimseye fayda zararı dokunmaz. Biz onlardan böyle bir şey görmedik, bilmiyoruz. Ama ne var ki babalarımız o putlara dua ibadet ediyor. Biz babalarımızı öyle bulduk. Biz de onların izince gidiyoruz. Şimdi bizi onların yolundan döndürmek mi istiyorsun?" dedi. Bu cahilane cevabe Hazreti İbrahim çok üzülmüş. Hikvet yuvası o gönlü mahzun, hiddetlenmişti. Dedi ki, "Gördünüz mü? O sizin ve geçen atalarınızın taptıklarını gördünüz mü? Onlar benim düşmanımdır. Alemlerin Rabbi müstesnadır," dedi. Hesap gününde, "Günahlarımın bağışlanmasını ben Allah'tan umarım." Büyük tepki verdiler İbrahim aleyhisselam, onun kavmi. İman kılıcını çekmişti artık İbrahim aleyhisselam. Onları tevhide, dine, hakka, İslam'a davet ediyor. Öyle bir şahlanışla davasını haykırıyor ki, kâfirlerin kanlı yüreği kin ve nefretle dolmuş. Binlerce kafirin karşısında sadece bir tane inanmış adam var. Yığınlarca kafir doldurmuş her yanı. Kafirler ona uyar, onu dinleyip dururlar mı? Kanlı goriller gibi üstüne atılmak istiyorlar, onu parçalamak istiyorlar. Fakat evvelden korku vermek istiyorlar önce. Onun yüreğini bir hoplatmak istiyorlar. Onu bu sayede davasından döndürmek istiyorlar. Şeytan da onlarla beraber. Zehirli hortumunu yüreklere sokmuş şeytan. O taş yürekli münkirler yılan dillerini çıkarıp dedi ki, "Ey İbrahim, sen bizim putlarımıza ilişir, bu şekilde tahkir edersen, onları horlarsan, mutlaka onlardan sana bir zarar gelir. Biz bundan korkuyoruz, gel bu davandan vazgeç. Kendine yazık etme,
Başına büyük bir iş gelecek, sonra ziyana uğrarsın, karışmayız biz. Hazreti İbrahim aleyhisselam gün kadar o güzel yüzünü onlara tuttu, dedi ki, Allah beni doğru yola iletmişken siz onun hakkında benimle çekişmeye mi kalkışıyorsunuz? Ben ona ortak koştuğunuz şeylerden, o putlardan asla korkmam. Rabbim dilemedikçe de onlar bana hiçbir şey yapamaz. Rabbim her şeyi ilmiyle çevrelemiştir. Artık düşünüp öğüt almayacak mısınız, dedi. Münkir kavim donuk o sönük gözlerle İbrahim'e bakıyor. Bir ihtişam abidesi kafirlerin karşısına dikilmiş. Yüreğinde zerrece korku, ürperiş yok. Üstelik asıl korkutucu kendisiydi. İbrahim aleyhisselamdı. Kafir kavim kanadı kopuk kuşlar misali çaresiz. Korkacağını, titreyeceğini sandıkları İbrahim aleyhisselamın bir heybet abidesi kesildiğini görüyordu. Meydan bir an sessizliğe gömüldü. Allah'ın peygamberi hepsini seziyor, bakıyor. Hem Allah'ın size haklarında hiçbir delil indirmediği şeyleri siz kendisine eş tanıdığınızdan korkmazken ben o eş tanıdığınız putlardan nasıl korkayım, dedi. Korkudan emin olmaya hangi taraf daha layıktır? Düşünün, dedi. Evet, Babil halkının büyük bir bayram günüdür. O gün kurban keserler. O gün yemek pişirirler. Mabetlere götürürler, putların yanına koyarlar. Senede bir kere bu bayramı kutluyorlardı. Bütün insanlar çılgınlar gibi eğlenir. Şehir tamamen boşalır, halk kendini kırlara atardı. Akıldan el yummuş o münkirler. Hayvanları bile utandıracak şekilde akşama kadar divaneler gibi dönüp dururdu. Ve yine bir bayram günüdür. Şehir halkı yollara dökülmüş. Şarkılar söylüyor, naralar atıyorlar. Bayram yerine doğru gidiyorlar. Meydan yığınca kafirle dolu. Koca şehir tamamıyla bomboş. İşte Hazreti İbrahim aleyhisselamın beklediği an geliyor. Putları kırıp parçalamak için bundan daha güzel bir fırsat olamazdı. Bir mazeret beyan etti, bayram yerine gitmeyecekti. Arkada kalıp iyi bir ders verecekti. Babil halkı gürül gürül akıp gidiyor. Öyleydi de Hazreti İbrahim'i de götürmek istiyorlardı. Dediler ki, İbrahim, hadi bayram yerine gidiyoruz. İbrahim aleyhisselam mübarek başını kaldırdı, yıldızlara baktı. Onun kavmi yıldızlar ilmine son derece ehemmiyet veriyordu çünkü. Onları şüphelendirmemek için böyle hareket etmişti. Dedi ki, ben hastayım, dedi. Saffat suresi bunu böyle dile getiriyor. Ben hastayım. Böylece onlarla beraber gidemeyeceğini söylüyordu. Bu hastalıktan murat kavminin çılgınlığını görüp de kalben mahzunluktu. Pek mukadder, manevi bir acıya işaret olabilir. Çünkü o bir peygamberdi. Bütün beşeriyet hakkında fevkalade merhamet, şefkat besliyor. Elbette ki kavmin müşrikane hallerinden ızdırap duymaması mümkün değil. Bu sebeple de İbrahim'in bu beyanında bir yalan söyleme ihtimali yoktur. Ben hastayım ifadesi mahzunluktu, üzüntüydü. Kavminin dönüş yapmadığından dolayı. Ben hastayım derken bu ızdırabı kastediyor. Kavmi onun bu sözüne inandı. Herkes onu arkada bıraktı. Bayram yerine gitti. Çılgın bir eğlence, çılgın bir haykırış vardı. Onlar kendilerinden geçercesine eğlenip dururlarken Allah'ın peygamberi, dostu Hazreti İbrahim aleyhisselam küt küt yürüyerek puthaneye geliyor. İçeriği şöyle bir göz atıyor. Yüzlerce suratsız put ayaklarının dibine bırakılmış yemeklere bakıyor. Aslında buna bakma da denilmez. Onlar bakmaktan daha acizdir. Puthane çeşitli yemeklerle, meyvelerle, şerbet, içeceklerle dolmuş. Öyleydi de hiçbir putun onlara el uzatmaya gücü yoktu. Heybetle içeriye girdi İbrahim aleyhisselam. Karşılarına dikildi. Yemez misiniz, dedi. He? Önünüzde yemek var, yemez misiniz? Ne oluyor, niye konuşmuyorsunuz?
Ayet-i Kerime böyle beyan ediyor. Saffat 91-92. Elbette putlar yemek yiyemiyor, cevap da veremiyor. Onların bu halinden daha çok kavminin hali korkunç. Hiçbir şeye malik olmayan bu taş parçalarına tapıp duruyorlar ve onlara iyi bir ders vermek lazımdı. Eline getirdiği balta ile üzerine yürüdü. Ama ne var ki yine en ufak bir hareket yoktu. Bir anda putların hepsini devirip parçalayıveriyor. Hadi bakayım kendinizi kurtarın dedi. Önüne gelen putu yıkıyor, deviriyor, parçalıyor, yerlerde sürüklüyor. Sadece büyük put kalmıştı. Baltayı da getirip onun boynuna astı. Al sana dedi. Tapanlara belki söyleyeceklerin olur senin büyük put. Boynuna astı baltayı, oradan uzaklaşıverdi. Müşriklerin o çılgın eğlencesi artık son buluyor. Bayram yeri dağılmaya başlıyor. Gürül gürül puthaneye geldiler. Daha kapıdan içeriye adımlarını atar atmaz yıldırım çarpmış gibi dondular. Gördükleri o manzara yüreklerini hoplatmış. Dehşetli bir anın herkesi böyle düğüm düğüm sardığı bir andı. İlk şaşkınlık geçer geçmez koşuşturdular, haykırdılar, dövündüler. Vah başımıza gelen dedi. Kim bu küstah dediler. Kim bizim ilahlarımızı bu hale getirdi? Önce cevap bulamadılar bu soruya çünkü hepsi şaşkındı. Dediler ki bunu bizim ilahlarımıza kim yapabilir? Kim yaptıysa o zalimlerden biridir dediler. Tabi akla ilk gelen Hazreti İbrahim oldu. Çünkü putların en büyük düşmanıydı o. Hastalığı bahane ederek törene de iştirak etmemişti. İşte bu marifet onun işiydi dediler. Evet, işittik ki bir delikanlı bunları kötülüyor. Kendisine İbrahim deniyormuş. Enbiya 60 böyle ifade ediyor. Nemrut ve adamları emir verdiler. Onu yakalayın, insanların gözü önüne getirin. Avını kovalayan köpeklere dönmüşlerdi hepsi. Her yerde, her köşede, her bucakta Hazreti İbrahim'i arıyorlar. Hazreti İbrahim yakalanacak, hesaba çekilecek. Halkın gözü önünde de yaptıkları bir bir sorulacaktı. Münkirlerin burnu yerde iz sürüyor. Ve yakaladılar da Hazreti İbrahim'i. Yürü dediler ey İbrahim. Hazreti İbrahim aleyhisselam tatlı tatlı tebessüm ediyor. Nereye gidiyoruz? Sual zamanı değil, hesap zamanı dediler. Ne hesabı? Şimdi görürsün sen. Allah'ın peygamberi halkın gözü önünde muhakeme edilmek üzere getirilir. Bütün gözler onun üzerindedir. O bir heybet, o bir ihtişam abidesi gibi duruyor. Kafirlerin o yılan dili ağızlarının içinde dönmeye başlıyor. Dediler ki İbrahim, bizim ilahlarımıza bunu sen mi yaptın? Enbiya 62-63. O gün kadar güzel yüzünü onlara döndürüp, belki onların şu büyüğü bunu yapmıştır. Sorun bakalım onlara. Tabii eğer söyleyebilirse. Kafirlerin beynine, hani diyorum ya bazen, sanki böyle zehirli bir kıymık saplanmış, hayretle dehşetle birbirine bakınıyorlar. Yürekleri üzerine bir alev hali bir şeyler iniyor, derin derin düşünüyorlar. Kendi ahmaklıklarının ne kadar feci olduğunu idrak eder gibi oluyorlar. Öyle ya, neden bu aciz putlara tapıyorlar? Kendilerini kimin kırdığını dahi söyleyemiyor, kimin parçalayıp yerlere attığını bile haber veremiyor. Ne ki onlar tamamen hissiz, acizdi. O halde nasıl bunlara ilah diye tapındılar? Bunlar ilah olabilir miydi? Bunlarda ne akıl, ne idrak, ne his, ne hareket, ne ruh vardı. Ne de bir kudret vardı. Diyor ya, ne çılgınlıklar eder bin bir yamalı akıl. Sen insan ol, sonra da putun peşine takıl. İş mi bu? Gerçekten putların eteğine tutundular ve vicdanlarını dövüyorlardı şimdi. Doğrusu siz haksızsınız diyorlardı. Fakat bu hal uzun sürmedi. Şeytan yine sahnedeydi. Nefis ve şeytan onların vicdan tarlası üzerinde sanki bir fırtına gibi esiyor. Aciz kaldığı yerlerde şeytan destekliyor. Bir zehirli alev akıl fenerinin camını patlatıyor.
eski kafalarına geri döndüler. Dediler ki İbrahim, biliyorsun ki putlar konuşmazlar. Allah'ın sevgili kulu bu şekilde itiraflarını bekliyordu zaten. Mübarek yüzünde görülmemiş bir ışık vardı. O halde Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda veremeyecek, zarar da yapamayacak şeylere mi tapıyorsunuz? Madem konuşmaz, yuh size. Yuh size ki Allah'tan başka tapınaklarınız var, onlara da yuh olsun. Hala akıllanmayacak mısınız? Akıllanmak ne gezer? Kin ve nefretleri daha da artıyor. Kanlı gözlerle canavarlar gibi bakınıp duruyorlardı. Çünkü putlar Hazreti İbrahim'in kırdığı o kati olarak artık suçu isnat olmuştu. Artık ona yaman bir ceza verecekler. Onu dünyaya geldiğine pişman edeceklerdi. Allah'ın peygamberini yaka paça tutup zindana atacaklar. Feci bir azap var ki sonu da ölüm olacaktı. Bütün Babil halkı Hazreti İbrahim'i parçalamak istiyor. Ona öyle bir ceza verecekler ki bütün aleme ibret olacaktı. Ama daha önce Nemrut bin Kenan, onu halkın önünde küçük düşürmek istiyor, mahcup etmek istiyor. Ona sorular soracak, aklınca onu susturacaktı. Emir verdi, o genci zindandan alıp getirin. O demde Hazreti İbrahim aleyhisselam 17 yaşında taptaze bir gençtir. Her tarafından nur ışık fışkırıyor sanki. Akıl ve zeka yönüyle hiç kimse ona üstün gelemiyor. O herkesi böyle akıl ipiyle bağlamış, bütün kafirleri susturmuştu. Saltanat ve debdebesine güvenen Nemrut, Rabbi hakkında Hazreti İbrahim'le mücadeleye girişiyor. Şimdi kimin üstün olduğunu meydana çıkaracaktı sözde. İbrahim aleyhisselam zindandan huzura geldi. Nemrut yuvalarının içinde o fırfır dönen gözlerle ona bakıyor. Kibir ve gurur heykeli Nemrut. Ey İbrahim, söyle bakalım senin Rabbin kimdir? İbrahim aleyhisselam başını bir arslan gibi tutarak, benim Rabbim o zattır ki hem hayat verir hem öldürür. Hayatı vermek de onu geri almak da sadece onun kudretine münasırdır. Bakara 258'de de geçer bu. Kendisinde halikiyet, yaratıcılık sıfatı olduğunun hayaliyle sarhoş olan büyük kafir Nemrut kahkaha atıyor. Bu da iş mi İbrahim? Ben de hayat veririm. Ben de hayattan mahrum ederim. Hemen zindandan iki adam getirilmesini emrediyor. İki mahkum askerlerin ellerinde sürüklene sürüklene huzura getiriliyor. Öküz gibi böğürüyor Nemrut. Bunun birini öldürün, öbürüne de hayat verin, salıverin yani. Puta tapanlar aynen denileni yapıyorlar. Zavallı bir adam öldürülüyor, öbür mahkumun da hayatı bağışlanıyor. Sonra Nemrut sırtlanlar gibi o canavar gözlerini İbrahim aleyhisselama dikiyor, diyor ki, İbrahim diyor, şüphesiz Allah güneşi doğudan getirir, sen de onu batıdan getir deyince kafir şaşırıp kalıyor İbrahim aleyhisselamın bu sözüne. Madem öyle, Allah-u Teala güneşi doğudan getiriyor. Hani sen doğmuş bir insanı öldürdün, öbürüne de kendince hayat verdiğini söylüyorsun. Hadi Allah-u Teala güneşi doğudan getiriyor, sen de onu batıdan getir deyince kafir apışıp şaşırıp kaldı. Zaten Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Öyle diyor Bakara suresi. Ne diyebilirdi ki? İbrahim'i kıskıvrak yakalamış, kendi istediği cevabı almaya çalışıyor ama İbrahim aleyhisselam sorusuyla onu kıskıvrak yakalamıştı ve tek kelime edecek takat bırakmamıştı. İnkar ve küfrün o fasit dairesinde dönerek o şaşkınlık girdabına düşen halk hayret içerisinde. Ama ne var ki hükümdarlarının karşısında bir şey söyleyemiyorlar, korkuyorlardı. Öldürme, diriltme öyle zannedildiği gibi basit cüzi bir şey değildi. Güneşi her gün doğdurup batırmak da yeryüzünün bir nevi, yani nasıl söyleyeyim, diriltilmesi, canlandırılması demektir. Güneş olmazsa bitki, sebze, nebat yemezsin bunları. Yemediğin gibi de hayat da olmaz. Hani doktorlarımızın bir sözü vardır.
Güneş girmeyen eve doktor girer. Şu güneş olmasa insan yaşamını sürdüremez. Evet, doğup batırmak, yeryüzünün bir nevi diriltmesi, canlandırması demektir o güneş. İnsana hayat veren, sonra onu öldüren zat kim ise, güneşi doğdurup batıran da aynı zat idi. Nemrut ne hayat vermeye, ne öldürmeye, ne de güneşe hükmetmeye sahip. O da bir kudret tarafından yaratılmış, aciz bir mahluk. Acizliği bir yana üstelik cahil, bir de şaşkındı. Cahil ve şaşkın olmasa da maymunları bile güldürüyordu. Şimdi dilini yutmuş, halkın göz önünde mahcup düşmüştü. Biraz evvel o halikiyet, o yaratma iddiasında olan bu adam zilletle başını yere eğmiş ve tek kelime söylemekten aciz kalmış. Eğer o akıl sahibi olsaydı derhal hakka teslim olacaktı. Milletini de dalaletten kurtaracaktı. Yuh olsun ona ki o büsbütün kin ve nefret halini alıyor. Ne desem ki diyor şair, bekleme artık sabah, bekleme doğsun güneş. Bir facia bilmem ki olabilsin buna eş. Ateşe atılacak. Babil halkı yeni bir facia yaşıyor. Nemrut Hazreti İbrahim karşısında mağlup perişan olmuş. Zilletle susmuş ama ne var ki bir türlü bu mağlubiyeti hazmedemiyor. Yüreğinde kin şimşeği çakıp duruyor. Nefretle, adavetle doluyor. Gözleri kan sızan bir pencereye dönüyor. Ateşin alev dili Nemrut'un o yırtık beynine saplanmış. Bakın bundan sonra neler cereyan edecek. Karar verdi, onu öldürecekti. Öyleydi de nasıl bir ölümle öldürmesi gerektiğini bilmiyordu. Öyle müthiş bir ölüm olmalıydı ki alemde bir misli, bir benzeri bulunmasın. Ve bunun ölümü bütün insanlara ibret olsun. Bütün bir alem buna gülsün istiyordu. Kafir adamın kafası bu kadar çalışıyor. Şeytanın vazifesi neydi? Şeytan da kafirlerin ortağı değil miydi? Gün gelecek, dostlarına akıllar verecek. Bir genç çıksın, Nemrut'un saltanatının temelini sarsın, putlarla alay etsin, üstelik putları kırıp döksün. Olacak şey değil bu. Bu genç derhal en şiddetli bir ceza ile cezalandırılması lazım. En sadık adamlarını huzura topladı Nemrut. Söyleyin bakalım, bu İbrahim'e nasıl bir ölüm düşünüyorsunuz? Münkirlerin hepsi Hazreti İbrahim'e kinleri vardı. Dediler ki onu ateşe yakıp, atalım dedi onu ateşe, yanarak ölsün. Hatta Enbiya 68 ve Ankebut 24 olsa gerek, iki ayette de bunu yakında ilahlarınızın öcünü alın, eğer bir iş yapacaksanız güzel yapın. Kafirler çılgınlar gibi seviniyor. Kendilerinin ve ilahlarının öcünü İbrahim Aleyhisselam'dan alacaklardı. Canla başla işe koydular. Önce büyük bir bina inşa edilecek, binanın içi odun yığınlarıyla tamamen doldurulacak, ateşlenecek, ateş de göklerin boyuna doğru yükselince İbrahim Aleyhisselam'ı da o ateşin ortasına atacaklardı. Herkes koşuşuyor, o kadar gayretle iş yapıyorlar ki kısa zamanda bu binanın inşası tamam oluyor. Hatta denilir ki bu bina 30 arşın yüksekliğinde, 20 arşın da genişliğindedir. Bir arşın 68 santim, hesabını siz yapın. Müşriklerin gayreti sanki böyle akılları donduracak halde. Diri diri yakabilmek için ne fedakarlıklar yaptı, aman Allah'ım. Hadisenin seyrini gelin tefsirlerden takip edelim. Babiller Hazreti İbrahim'i bir köye hapsettiler. Sonra bir ay müddetle odun çektiler. Kafirlerden biri hastalanıyor, odun çekme işine katılamıyor. Öyleydi de kendi kendine de yemin ediyor. Eğer iyi olursam İbrahim'in ateşine şu kadar odun getireceğim diyor. Yine Babil halkından bir kadın da, onun da dilekleri var. O müşrik kadın bir adakta bulunmuş. Eğer bu dileğim yerine gelirse İbrahim'in ateşine şu miktar odun taşıyacağım. Artık insanlar böyle adaklar adamaya başladı. Bir başka kadın yün eğiriyor. Bunu satarsam parasıyla odun alacağım. Hasta olduğu için odun çekemeyen bir nasipsiz adam çocuklarına vasiyet ediyor. Benim malımdan satın, İbrahim'in ateşi için odun alın. Aman Allah'ım.
Çocuğu, yaşlısı, genci, kadını, erkeğiyle bütün Babil halkı seferber olmuşlar, İbrahim Aleyhisselam'ı yakacaklar. Putlarının intikamını Hazreti İbrahim'den alacaklar. Dağlar gibi odun birikmişti ve nihayet beklenilen gün geliyor sevgili kardeşlerim. Bakalım bundan sonra neler cereyan edecek. Hayvanlar da var bu işin içerisinde. Hayvanlar da bu işe el atacaklar. Ama bakalım ne suretle görevlendirilmişler. Meydan yığınlarca kafirle dolmuş. Hep bir ağızdan haykırdılar. Odunu her köşesinden ateşe verin. Dağ gibi yığılan odunları her taraftan ateşe verdiler. Alevler bir anda gökler boyu yükseliyor. O kadar şiddetli bir ateş meydana geliyor ki yanına yaklaşmak bile mümkün olmuyor. Hatta kanatlı kuşlar ateşin üzerinden geçemiyor bile. O kadar sıcak, o kadar alevli bir ateş. Geçmeye kalkışanlar olursa anında yanarak düşüyorlardı. Müthiş bir ateş. Nemrut ve avanesini şaşkına çevirmişti. Ne yapacaklarını bile bilemiyorlardı. Fakat İbrahim Aleyhisselam'ı bu ateşin içine nasıl atacaklar? Ateşin semtine yaklaşmak mümkün değil. Bunu onun ortasına nasıl atacağız diye düşündüler. Dediler ki bir mancınık yapalım, onu ateşin içine fırlatın. Kafirler ümitsizce başlarını oynattılar. Dediler ki nasıl yaparız bunu? Şeytan mancınığın ne şekilde yapılacağını gösteriyor. Şöyle yapın, siz ne kafası kalın adamlarsınız. Tarif ediyor şeytan mancılığı. Gerçekten kafası kalın adamlardı. Eğer canlarında körlük olmasaydı canana varacak yolu bulurlardı. Çıkmaz sokakların o korkunç uçurumuna doğru gidiyorlar. Lanetli şeytanın marifetiyle mancınık yapılıyor. İşte Allah'ın pak elçisi, dostu İbrahim'i getirmeye kalktılar. Nemrud'un kara suratı korkunç bir sırıtılışla getiriliyor. Getirin dedi onu. İbrahim Aleyhisselam hapsedildiği yerden çıkarılıyor. Askerler yaka parça tutup ateş meydanına sürüklediler. Ellerini ayaklarını da bağlamayı ihmal etmediler. Sıddıkiyet, doğruluk, vefa, sadakat, teslimiyet örneği Hazreti İbrahim Aleyhisselam tevekkülle olacakları bekliyor. Nihayet onu mancınağa oturttular. Manzara gerçekten taşların bine kalbini sızlatacak kadar müthiş. Kâfirlerin o çılgın kahkahaları ufukları inletiyor. Yerde, gökte, denizde bulunan bütün canlılar, bütün melekler feryat ediyor. Ey cihanı yaratan Allah, medet eyle. Kulun ve dostun İbrahim ateşe atılıyor. Eğer o yanarsa yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak. O halde bize izin ver de ona imdada gidelim. Bütün melekler, bütün hayvanlar. Sakin olun. Güzel meleklerin bu feryadına karşı Allah buyuruyor. Sakin olun. O benim dostumdur. Ondan başkasını kendime dost edinmedim. Halilimdir. Ben onun Rabbiyim. Onun benden başka ilahı yok. Onunla benim arama girmeyin diyor Allah Celle Celaluhu. Tam o sırada, o anda İbrahim'e vekil melek geliyor. Ey İbrahim! Ben sulara müvekkel, yani suların vekili olan meleğim. Allah beni sizin emrinize verdi. Arzu ederseniz ateşi bir anda söndüreyim. Ateşler içinde güller desteleyen Allah'ın peygamberi cevap veriyor. Ey melek, sana ihtiyacım yok. Sana benim hiç ihtiyacım yok. Çünkü halimi görüp bilen Rabbim var. Melek gözden kayboluyor. Bu defa başka bir melek zuhur ediyor. Bu melek de rüzgarlara hükmeden melek. Ey İbrahim, ben rüzgarlara müvekkel olan meleğim. Eğer emir buyurursan ateşi yerinden sökeyim. Bu ateşi aynıyla da kafirlerin üzerine çevirip hepsini helak edeyim. Hak dostu, teslimiyet timsali,
Hazreti İbrahim aleyhisselam tebessümle, sana da ihtiyacım yok. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Bana Allah yeter, o ne güzel vekildir. Muazzez sahabelerden Übey bin Ka'b radıyallahu anh diyor, Hazreti İbrahim aleyhisselam ateşe atılmak üzere mancınağa bağlanıldığı zaman dedi ki, İlah olarak yalnız sen varsın Rabbim, seni tenzih ederim. Ham sana layıktır, mülk de senindir. Senin herhangi bir ortağın bulunmaz ya Rabbi. Yeryüzünde ilk defa bana Allah'ın nusret ve yardımı yeterlidir, o ne güzel vekildir diyen zat Hazreti İbrahim'dir. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Bu tesbihi yapan ilk zat Hazreti İbrahim aleyhisselam'dır. Bana Allah'ın yardımı yeter, nusreti yeter, o bana kafi, o ne güzel vekildir diyen İbrahim aleyhisselam'dır. İkinci defa bu sözü söyleyen ise Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve ümmetine de tavsiye etmiştir bu güzel kelimeyi. Benden sonra diyor, gerçi o konuya girmeyelim. Öncelikle bundan sonra olacaklara bakalım. Şeytanın yoldaşı Nemrut ve adamları mancınığın yayını kurtardılar. Gerili yay kurtulunca mancınığa bağlı olan Hazreti İbrahim ateşin içine doğru kurşun gibi uçuverdi. Bir lahza, bir anlık zaman içinde göklerin sultan meleği Cibril Emin geliyor. Ey Allah'ın peygamberi, bir arzun var mı? Hazreti İbrahim aleyhisselamın nur dudakları kıpırdıyor. Eğer senden ise hiçbir arzum yok diyor. Senden hiçbir arzum yok. Ey İbrahim diyor Cebrail aleyhisselam, o halde Rabbinden iste. Ey Cibril, Rabbimin beni görmesi, halimi bilmesi yetmez mi? O demde Hazreti İbrahim tam ateşin ortasına düşmüş bulunuyor. Elbette ki Rabbinin onu görmesi, halini bilmesi yetiyor bile. O anda aziz ve celil olan Allah'ın emri imdada yetişiyor. Yüceler yücesi Allah ateşe ferman ediyor. Enbiya 69. Ey İbrahim! Ey ateş! İbrahim'e karşı serin ol. İbrahim'e karşı selamet ol. Gökler boyu yükselen ateş, Hazreti İbrahim için selamet ve saadet iklimi oluyor. O yakıcı, eritici, kül edici tesirini kaybediyor. Orası adeta bir bahçe, bir gülizar, bir selamet bahçesi gibi oluyor. Güllerin içinde kaldı İbrahim diyor şair. Bir başka aleme daldı İbrahim. Başladı zevk ile Rabbine zikre. Nurdan ufuk açar bu kıssa fikre. Evet, Allah'tır en büyük kudret sahibi. Bin alem yaratır bu dünya gibi. Karıncaya mide, pireye kanat, ol deyince oluverir o saat. İşte ateş de İbrahim için bir çemen diyar oluveriyor. Allah'ın şerefli kulu, peygamberi o ateş içinde 7 gün kalıyor, 7 gün. Yanına Cibril-i Emin ile sair melekler beşer suretinde, insan suretinde gelip oturdular. Onunla sohbet ederlerdi. Hatta bir rivayete göre o ateş diyarındaki hayatına işaret ederek İbrahim aleyhisselam şöyle demiştir: dünyada en çok lezzet aldığım vakitler ateşin içinde kaldığım o 7 gündür. Hazreti İbrahim'in peygamberliğinin en büyük delili ateşte yanmama mucizesidir. Ateşin adeti yakmaktır, kül etmektir, eritmektir. Ateş taşları bile eritip kül haline getiriyor, demiri bile su gibi akacak şekle getiriyor. Bütün bunlar onun vasfıdır ateşin. Ama ne var ki ateş de kendi başına değildir. O da Rabbi Kerim'inin izniyle yakar, eritir. Alemde ne varsa her şey ona boyun eğmiştir. Onun izni olmadıkça dallar bile kıpırdamaz. Halik-i Azim Hazretlerinin ateşe yakma diye ferman etmesi, ateşinde bu ilahi emre boyun eğmesi gösteriyor ki ateş dahi kendi ateşiyle
kendi keyfiyle, kendi tabiatıyla, kendi istediği gibi hareket edemiyor. Perdenin ardında görünmez bir el var. Ateş de o kudretin elindedir ve bir emir altında vazife yapmaktadır. Yine Rahman olan Allah'ın ateşe Hazreti İbrahim'i yakmaması için emir verilirken, berden yani soğuk ol dedikten sonra selamen, selametli ol demesinin de ibreti, hikmetidir. Bugün müspet ilimlerce de sabittir ki ateşin soğukluğuyla yakan bir derecesi vardır. Soğukluk o dereceye düştüğü takdirde tıpkı yakma gibi bir tesir gösterir. Aziz ve celil olan Allah ne diyor? Berden soğuk ol dedikten sonra, çünkü daha da soğuk olursa yine ateşe döner. Sonra da selamen, selametli ol demesiydi. Ateş bu defa soğukluğuyla yakacaktı. Demek o mertebedeki ateş bir nevi soğukluğuyla yakma tesirini gösteriyor. Fizikte ateşin bu derecesine de nar-ı beyza deniliyor. Yani akkor deniliyor. İşte bu derecedeki ateş etrafına sıcaklık, hararet neşretmiyor. Etraftaki sıcaklığı bir mıknatıs gibi kendine doğru çekiyor. Adeta harareti emiyor. Ve böylece çevresindeki su veya diğer maddeleri de donduruveriyor. Bilindiği gibi cehennem de ateş yurdudur ama ateş de derecelerinden biri zemheridir. Zemherir, soğukluğuyla yakan bir ateştir. Elbette ateşin bütün derecelerini içinde bulunduran o cehennem de zemherinin de bulunması akli ve mantıki bir zarurettir. Said Nursi Hazretleri öyle buyuruyor. Elbette yalnız bırakmayacak Halilini. Halilini ateşler içinde çemenler ihsan edecek. Nitekim öyle de oluyor. Nemrut kafiri o şanlı nebi ateşe attığında yüce ve kerim olan Allah Celle Celaluhu Cibril Emin'i cennetten bir gömlekle hasır ile gönderiyor. Bakın, bir gömlek, bir de hasır. Cebrail Aleyhisselam Hazreti İbrahim'e gömleği giydirir hemen. Onu hasır üzerine oturtur. Kendisi de yanına oturur, onunla sohbet etmeye başlar. Ateş Hazreti İbrahim'in cismini yakmadığı gibi gömleğini de yakmıyor. Cihanı da bir hikmet üzere yaratan Allah o gömleğe, ateşe karşı mukavemet hali vermiştir çünkü. Gömleğin yanıp cismin yanmaması Hakim ismine muvafak olmazdı yoksa. Bu cennet gömleği daha sonra Hazreti İshak'a veriliyor. Oradan Hazreti Yakub'a intikal ediyor. Hatta Hazreti Yakub Aleyhisselam bu mübarek gömleği cihan güzeli Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a gönderiyor. Yusuf Aleyhisselam kuyuya atılırken bu gömlek boynunda bir gümüş muhafaza içinde bulunur diyor. Hazreti İbrahim'in büyük mucizesi büyük hikmetlerle tecelli etmiş. Nemrut ve avanesi de beyhude gibi seyrediyor. Önce seviniyorlar tabi. Sevinç çığlıkları atıyorlar. Çünkü Hazreti İbrahim ateşler içinde gül desteliyor ama onlar öldü zannediyor. 7 gün ateşte kalmış, kim dayanabilir? İbrahim'i yakalım, putlarımızdan öcümüzü alalım. 40 gün odun toplayıp dağlar gibi yığmışlardı. İbrahim Aleyhisselam işte bir başka alemin içinde yüzüyor. Düştüğü yerde bir havuz meydana gelivermiş. Havuzun etrafında kırmızı güller, nergis çiçekleri boy vermiş. İbrahim'in yanında bir de melek var. Rabbi Kerim ona gölge meleğini göndermiş. Melek aynen İbrahim Nebi'ye benziyor. Onun yanına oturmuş, onunla yoldaş olmuş. Babillerin o aklını, o hayalini donduran bir haldi bu. O kan yuvası gözlerini açmışlar. Dikkatle Allah'ın peygamberinin yanına kül oluşunu seyre başlamışlar. Ama o da ne? İbrahim Aleyhisselam ateşler içinde güller desteliyor. Yanmak, kül olmak, erimek şöyle dursun. Çiçekler içinde saadetle tebessüm ediyor peygamber. Kafirlerin akılları sanki bir bez parçası gibi yırtılıyor. Dilleri tutulanlar oluyor. Ne yapacaklarını, ne söyleyeceklerini, ne türlü hareket edeceklerini bilemiyorlar. Kiminin gönlünde bir şeyler kıpırdıyor ama ne var ki Nemrut'un korkusundan ileriye atılamıyorlardı. Nemrut, o aşağılık kafir, tahtını kurduğu tepeden bütün bu olup bitenleri görüp duruyordu. 40 gün 40 gece durmadan odun toplatmış, bu kadar büyük, bu kadar müthiş bir ateş yakmış, taşları kül gibi eriten ateş Hazreti İbrahim'e tesir etmiyor. Allah'ın pak elçisi nazla safa içinde gezinip duruyor. Üstelik adımını attığı yerler birer çemen diyarı haline geliyor. Nemrut'un o akıl bağına vurulan o zehir kelepçe gevşer gibi oluyor. Tepedeki yerinden sesleniyor. Ey İbrahim!
Hazreti İbrahim ateşler içinde cevap veriyor. Kimdir o diyor? Nemrut'tur. Ne istiyorsun? Gördüm ve bildim ki senin Rabbin benden daha büyük, daha kuvvetli, kudret ve kuvvetini göstermiş diyor. Benim Rabbimin kudretine nihayet yok ki diyor. Öyle ama hala etrafın ateşle kuşatılmış vaziyette. Ne var bunda? Ateş bana tesir etmez ki dedi. Bu ateş çemberinden yanmadan çıkıp gelebilir misin dedi. Rabbimin izniyle çıkıp gelirim dedi. Peki benim sana bir zararımın erişmesinden korkmaz mısın? Ben de ancak Allah'tan korkarım. Senin gibi acizlerden değil. O zaman çık oradan yanıma gel dedi. İbrahim aleyhisselam 7 gün 7 gece ateş içindeydi. Bu büyük mucizeyi de bütün Babil halkı görüyor ama iman devletine ermeyi akıl edemiyorlardı. Çok az bir insan Allah'ın peygamberine tabi oluyor. Hatta Hazreti Lut aleyhisselam da bunlardan biridir. O peygamberi zişan, herkesin o hayretli bakışları altında ateş çemberinden yanıp çıkarken yol aldıkça ateşler açılıyor, ona yol veriyor. Hayret ve dehşetin herkesi böyle yumak yumak sardığı bir anda İbrahim aleyhisselam Safa ile oradan çıkar. O heybet abidesi halinde Nemrut'un karşısına dikilir. Ey İbrahim, yanında bir adam gördüm, tıpkı sana benziyordu. Kimdi dedi o. İbrahim aleyhisselam tebessümle, o gördüğün zat gölge meleğiydi. Rabbi Kerim'im bana yoldaş olsun diye vazifelendirdi. Demek o gördüğün melekti. Evet dedi, öyleydi. Ey İbrahim, senin Rabbinin bu büyük kuvvet, bu büyük kudretini gördükten sonra dedi ki ona yaklaşmak istiyorum. Acaba onun için kurbanlar kessem olur mu? Dedi ki bir şartla. Nedir o? İman edeceksin. Sen kendi batıl inancında ısrar ettiğin takdirde hiçbir ibadetin, hiçbir amelin kabul olmaz. Öyle ama dedi, ben tacımı tahtımı terk edemem. Yani küfürde kalırım diyorsun. Sana tabi olamam dedi, ben ey İbrahim. Dedi ki o zaman ziyana uğrayanlardan olursun. Ve gerçekten de Nemrut ziyana uğrayanlardan oldu. Gözlerinin önünde cereyan eden bu büyük mucizeyi görmüşken, evet öyleyken iradesinin dizginini iblisin elinden kurtaramayacaktı. Allah'ın peygamberine iman etmedi.